Mehdilik çıktı ortaya hocam. Vallahi. Bu Mehdiler bu son zamanda ben yani Mehdi beklentisiyle Mehdilik konusu bizim toplumda çok ciddi bir şey. Yani kültürel bir değeri var, yeri var bunun. Yani bu Mehdilik kavramını deyince bizim yani ben şeyde hatırlıyorum. Yani bir asistanlık yıllarımda en çok korku olarak şey kuduz olacağım korkusu, kuduz fobisi gelirdi. Ondan sonra HIV başladı. Yani AIDS korkusu başladı. Şimdi bizim benim şeylerim döneminde biliyorsun asistanlık döneminde Gata'da yahut Erzincan'dayken filan böyle Napolyon hezeyanları ve Atatürk hezeyanları vardı. Onunla gelirlerdi. İnönü. Aynı böyle İnönü gelirdi. Son zamanlarda biz Mehdi hezeyanlarına çok rastlıyoruz. Yani klinikte şu anda bizim klinikte iki tane Mehdi'yim diyen hasta var yatıyor şu anda. Hocam ne olur ne olmaz siz yine dikkat edin. Dikkat edin. Ya Mehdi'yim diye yatıyor mu? Bundan daha önce ben Mehdi'yim diyen bir hasta yatmıştı bizde. Yatırdık, tedavi ettik. Öyle ki Sinop'a yürüyerek gitmiş. Sinop'tan Rusya savaş ilan ediyor. Kaostan sonra dünyada düzen kuracak. Böyle işte oradan ailesi aldı getirdi bize. Çok zeki bir çocuktu ha. Müthiş süper zekası. Biz baktık ki şey var. Büyüklük paranoyası var. Büyüklük paranoyası. Bu Mehdi'yim diyor. Biz tabii yani onun baktık bazen Mehdi'yim diyen hezeyan da sistemli hezeyan oluyor. Kendi içinde mantığı oluyor böyle. Sebep sonuç ilişkisi oluyor. Bazen de sistemsiz hezeyan oluyor. Sistemsiz hezeyan olanlar zaten şizofreni. Onlar darmadağınık oluyorlar. Onlar çok kolay tanı koyuluyor. Ama sistemli hezeyan olan Mehdi'ler, Mehdi'yim diyenlerde de yani biraz daha tanı zor koyuyoruz. O da öyle bir şeydi. Çocuğun adı aklımda ama şimdi söylemeyeyim. Hasta etik olarak. Şimdi o düzeldi bayağı. Ben Mehdi'likten vazgeçtim dedi. Tam taburcu edeceğiz. Doktor arkadaşlar dedi ki ben vazgeçtim diyor ama biz emin değiliz dedi. Biraz daha sorgulamayı derinleştirdik böyle çapraz sorular falan. Yani gelecek projeksiyonuna baktık. Yani çıktıktan sonra ne yapacağına baktık filan. Böyle sorunca gülmeye başladı. Ya hocam dedi ben aslında Mehdi'likten vazgeçmedim. Sağlıklı Mehdi olmaya karar verdim dedi. Yani bu gerçekten hakikaten yani bence tam bir şey yani Mazhar Osman hikayesi. Bir Mazhar Osman hikayesini de rahmetli Ayhan Songoreci bize Cerrahpaşa da anlatmıştı. Mesela o büyük amfide bize Kazancıgil amfisi vardı Cerrahpaşa'da. Orada konferans salonunda paranoyayı anlatıyor. Paranoyayı anlatırken bir gün büyüklük paranoyası anlattı. Ya dedi klinikte ben Mazhar Osman'ın şeydim asistanıydım dedi. O zaman da böyle şimdiki güçlü ilaçlar yoktu dedi. İlaçsız vaka çok geliyordu. Kliniğimizin devamlı kitabına da yazmıştı bunu. Genel psikiyatri kitabında. Bir şey vardı dedi. Peygamberim diyen birisi vardı. Dolaşıyor. Sonra birisi de hiç ona, herkes ona dinliyor. Ona şey yapıyor böyle. Her şeyini dinliyor. Sonra dedi ya birisi çok sessiz duruyor. Gittik sorduk ona diyor. Ya sen niye, bak peygamberim diyor. Ona ne diyorsun, ne düşünüyorsun diyor. O da demiş ki ben ona öyle bir görev vermedim ki demiş. Yani tam bir yani biz onun için bizim şey çok renkliydi eskiden psikiyatri. Şimdi o ilaçlar dolayısıyla renkli gidiyor. Zaten ilaçlar da düzelirse bu kişi Mehdiyetini ben arkadaşlar o zaman dedim ki biz şeyi bak. Mehdi test merkezi. Mehdi biz onları de iyi tedavi edememişiz dedim. Hadi biraz daha devam edelim dedim. Hani böyle psikiyatri kliniklerinde böyle hikayeler hocam, var hocam. Uluslararası ilişkilerde aynı kliniği açsanız Amerika dünyayı ben yönetiyorum diyor. Rusya ben yönetiyorum ya diyor. Hocam, Çin öyle diyor. Aynı psikopatik durumlar resmen, var. Aynı hezeyanlar şu anda var resmen şeyin protest şeyin şey kilise var ya. Evangelikler mi diyorsunuz? Evangelikler kral bekliyorlarmış. Tabii. İsrail'in beklentisi uyuştuğu için birlikte hareket ediyorlar ya. 100 milyonluk şey yani 100 milyonluk bir kitle yani bunlar yapmış. Ciddi şekilde inanmış şimdi ve savaş çıkarmak Armageddon başlasın istiyorlar Armageddon.